Medikal estetik hekimi Doktor Alev Karagöz ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Sefalar getirdiniz. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Antalyalardan, Manavgatlardan buraya kadar geldiniz. Ayağınıza sağlık hocam. Benim için büyük bir keyif, teşekkür ederim. Sizlerle olmak beni onurlandırdı. Evet. Hocam siz yaşlanma karşıtı tedaviler konuşacağız. Biz güzellik estetiğin en çok izlenen programıyız. Fakat burada bizlerin konuk ettiği hekimler hakkında biz de hakkınızda bir çalışma yapıyoruz. Önden konuk etmeden önce dersimizi çalışıyoruz. Siz herhalde Antalya'da güzelleştirmelerin, Manavgat'ta güzelleştirmelerin bir büyük bir bölümünden siz sorumlusunuz ki yaşlanma karşıtı tedavileri sizinle konuşalım istedik biz. Çok teşekkür ederim. Şimdi yaşlanma karşıtı tedavilerde ameliyatlı ve ameliyatsız iki ayrı tedavi başlığı var. Biz ameliyatsız tedavilerden başlayacağız. Evet. Ve bu konuda özel mezoterapiler uyguladığınızı biliyoruz. Bize bunu anlatır mısınız? Neler yapıyorsunuz? Mezoterapi uygulamalarında soruna yönelik orta dermise farklı uygulamalar yapabiliyoruz. Leke için ayrı uygulamalar yapıyoruz, kırışıklık için ayrı uygulamalar yapıyoruz, sıkılaşma için ayrı uygulamalar yapıyoruz. Evet, şimdi evet leke tedavisi de yeri var, kırışıklık tedavisi evet, var. Evet, evet, mezoterapi de. Ama yaşlanma karşıtı tedaviler olarak asıl siz özel ve güzel yeni bir tedavi uyguluyorsunuz. Biz evet. de bunu paylaşmanızı istiyoruz. Ekstraselüler matrikse yönelik matrix aşısı kullanıyoruz. Ekstraselüler matrix dediğimiz yapı, hücrelere fiziksel destek sağlayan, dokuların sınırlarını belirleyen bir yapıdır. Hücrelerin çoğalması, farklılaşması ve göçünde çok önemli bir role sahiptir. Ayrıca yapısında hyaluronik asit, kolajen ve elastin bulunmaktadır. Yıllar içinde bu hyaluronik asitin, kolajenin, elastinin maddelerin yapılarının bozulmasıyla birlikte miktarlarının da azalmasıyla yaşlanma bulguları ortaya çıkmaktadır. Evet, şimdi biz hekimler kendi aramızda ilerideciğim hep şey konuşuruz ya, anatomisine göre bir ortak bir konudan, kavramdan bahsederiz. Ancak bizler daha çok anlarız. Şimdi ekstraselüler yani hücrenin dışındaki bölümde evet. sıvı kaybı varsa, dokuda azalmalar, zayıflamalar varsa, yer yer kolajen kayıpları, elastin kaybı elastin özellikle. Kaybı yani cilt dışarıdan kurumuş, biraz solmuş, kırışıklık sahibi olmuş, sanki yaş almış gibi görünürse. Şimdi hedefimiz bu. Bu ciltleri gördüğümüz zaman, bu ciltlere sahip sevgili izleyicilerimiz de ekran başına yanaklaşsınlar bakalım. Bu ciltleri gördüğümüz zaman bu ciltlere ne yapıyoruz? Biz matrix aşısı uyguluyoruz. Evet. Matrix aşısının içeriğinde neler var? Hyaluronik asite ilaveten, kolajeni arttıran amino asitler, ayrıca elastini de arttıran amino asitler mevcut. Amino asit var. Evet. Birçok üründe sadece kolajen ön planda söylenmektedir. Bu matrix aşısının farkı ve özelliği elastini de arttırıyor olmasıdır. Yani aminoterapidir bu. Biz bunu aminoterapi diye isimlendirebiliriz. Evet. Peki hocam, aminoterapi ile mezoterapi arasındaki fark nedir? Biraz önce kısaca bahsetmiştim aslında. Mezoterapide farklı sorunlara yönelik olarak farklı uygulamalarla, farklı ürünlerle cildin orta dermisine uygulama yapıyoruz. Yani nem için ayrı, kırışıklık için ayrı, sıkılaşma için ayrı uygulamalar yapıyoruz. Matrix aşısında ise, aminoterapide ise daha doğrusu sadece bir uygulama ile hem hyaluronik asiti, hem kolajeni, hem de elastini arttırdığımız için, yani matriksin yapısını güçlendirdiğimiz için tek bir uygulama ile birden fazla sonuç alabiliyoruz. Yani dokuyu zenginleştiriyorsunuz. Yani nemde artış oluyor, kırışıklıklarda azalma oluyor, sıkılaşmada artış meydana geliyor. Çok güzel, çok güzel bir evet. teorik fikir. Çok güzel uygulamaya da geçmiş. Evet. Peki buradaki kullandığınız amino asitleri izleyicilerimiz arasından birileri çıksa ben dışarıdan alsam bir şeyler yesem aynı etkiyi sağlar mıyım diye düşünen varsa ne diyeceğiz onlara? Bu amino asitler bağırsaklarda parçalanabiliyor. Etkisi o kadar olmuyor bir. İkincisi lokal olarak uygulamanın etkisi gibi olamaz tabii ki. Dışarıdan almakla lokal uygulamanın etkisini karşılaştırmak. Yani dışarıdan alacak olursak ve o kadar. Bütün cilde yayılacak olsa tüm herhalde biz vücuda yayılacak.
yiyeceğiz böyle 150 sadece. Kilo amino asit içeren bir etli şeyler yememiz lazım. Bir de sadece sorun olan ya da kalitesini arttırmak istediğimiz bölgelere evet. uyguluyoruz çünkü. Hangi yaştan itibaren yapabiliyoruz hocam? Şimdi gencecik benim program partnerim İlayda'cığım Işıl Işıl gelse korumak için dahi olsa yapar mısın? Yoksa gerek yok yavrucuğum sen şimdilik mi dersin? Çok güzel bir soru. Çok teşekkür ediyorum. Matrix aşısında amaç Matrix'in yapısını koruyarak kalitesini artırmak olduğu için, kaliteli yaş almak olduğu için 18 yaşından itibaren her cilde her yaşa uygulayabiliriz. Genelde önerilen prosedür 7-10 gün arayla 3-4 seanstır. Ama gençlere de yani bizde siz de doktorsunuz bilirsiniz koruyucu hekimlik vardır. Tabii. Yani illa sorun olduğunda, hastalık olduğunda tedavi etmemeli. Bunlar oluşmadan önce tedbirimizi almalıyız. Bak İlayda'cığım sen de soruyordun bana bir şeyler yapılır mı diye. Hiçbir şey yapmamıza gerek kalmıyor. Pırlanta gibi cildi var. Çok teşekkür ederim. Ben de bir soru sorayım. Ama korumak lazım yani sonuçta. Zaman korumak için sizi belki bir gün rahatsız ederim Antalyalara gelip. Bekleriz efendim memnuniyetle. Hocam peki Matrix aşısını diğer işlemlerle kombin edebilir miyiz? Tabii ki kombin edebiliriz. Bir şeyi de söylemek istiyorum. Matrix aşısını yüze, boyna, dekolteye, ellere de uygulayabiliyoruz. Ayrıca Matrix aşısının özel bir formu var. Gözaltı için de uygulanabiliyor. Sadece gözaltı için hazırlanmış bir formu da var. Bu da önemlidir. Sorunuzu rica etsem bir kere daha alsam. Matrix aşısını diğer işlemlerle de kombine edebilir miyiz? Tabii ki botoksla, dolguyla kombine edebiliriz. Her tür cihazla kombine edebiliriz. Çok küçük bir parantez açmak isterim. Altın iğne diye bildiğimiz iğneli frekans teknolojileri içinde en son model olan Morpheus'un özel tasarımlı başlığı ile daha derine ve daha kuvvetli radyo frekans veriyoruz. Bu cihazımızı da Matrix aşısıyla, PRP ile kombine edebiliriz. Çok keyifli bir uygulamadır. Peki hocam şimdi bahsettiğimiz uygulama evet çok güzel. İşte ben de mesela bir şeylerin önüne geçmek için gelip çok kolaylıkla yaptırabilirim. Ama bence izleyicilerimizin aklına şöyle bir soru var. Pahalı mı? Yok. Yani alacağınız sonuca göre ben çok uygun olduğunu düşünüyorum. Birçok üründe bu sonucu alamıyorsunuz. Bu sonucunun yarısı kadar bile alamadığınız halde daha pahalı. Yani fiyat olarak çok pahalı olduğunu düşünmüyorum. Süper sonuç, uygun fiyat o zaman. Uygun fiyat. Peki ev kullanımında bir destek amacıyla bir kozmetik krem olabilir, bir beslenme takviyesi olur, bir öneriniz oluyor mu? Evet. Kişilerin kendilerinin dikkat edeceği şeyler olabilir. Mesela dengeli beslenme, düzenli uyku, sigara içmeme, güneş ışınlarından, ultraviyole ışınlarından cildi korumak gibi hususlara dikkat edebilirler. Ayrıca bu Matrix aşısı gibi aşılarla profesyonel bir destek de alabilirler hekimlerinden. Süper. Peki bu işlemlerden sonra gelen danışanımız hemen sosyal yaşamına adapte olabilir mi? Aynen. Hiçbir sorun olmaz. Süper. Hiç sıkıntı olmaz yani. Anında tedavi ediyoruz. Bir tepeden önce ben çok kısa bir şey söyleyebilir miyim? Vurgulamak isterim. Kaliteli yaş almak ve kaliteli yaşamak için Matrix aşısı gelecekte vazgeçilmezimiz olacaktır. Elbette. Bu çünkü kullandığınız mamulün ürünün içeriğindeki amino asit altyapısı, hyaluronik asit altyapısı, birçok vitamin minerallerden oluşan bir jel kıvamındaki o Matrix yapısı doku dostu bir materyal. Yani aynı zamanda dokuda eksiklikleri gideriyor. Belki belirli noktalarda kıvamı arttırmak suretiyle dokuyu zenginleştiriyor. Ve bir o kadar da yaşlanma karşısında bir destek sağlıyor. Yani son yıllarda sizin de dikkatinizi çekmiştir. Sürekli kolajen üzerinde duruluyor. Matrix aşısı bu açığı kapadı. Elastin de en az kolajen kadar önemli bir yapısal proteindir. Çok teşekkür ederiz. Ben Alev teşekkür hocam. Ediyorum. Çok güzel bilgiler verdiniz. Çok keyifli bir sohbetti. Çok sağ olun. Özellikle yeni, özel ve güzel bir tedaviyi evet. Çok açık yeniliklere bir şekilde açık bize olmak lazım diye düşünüyorum ben. Çok teşekkür ederim. Çok iyi günler diliyorum. Çok çalışmalar. Evet sevgili seyirciler programımız tüm hızıyla devam ediyor efendim. Sıradaki konumuz dermatoloji uzmanı Doktor Eda Kibar Atasoy efendim. Çok yaşa devam ediyor.